Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Aspar. Bugün sizler geçer yepyeni bir karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Skylife'deyiz. Skylife arkadaşlar 1.8-1.65 arası bir Skyblock sunucusu. Bayağı da iyi bir sunucu. Şimdi videoya geçmeden önce ufak bir şeyler söyleyeceğim. Ondan sonra size kısadan sunucuyu tanıtacağım. Arkadaşlar öncelikle şu an sesim çok geliyor olabilir. Yani nefes alma sesim, yutkunma sesim olsun. Çünkü kulaklığımın mikrofonunu kullanıyorum. Bildiğiniz gibi BM800 kullanıyordum ama BM800 arkadaşlar birkaç sıkıntı çıkardı bana. Aslında birkaç bile değil, bayağı sıkıntı çıkardı. Bozuldu çünkü. O yüzden ben de şu anda Logitech kulaklığımın mikrofonunu kullanıyorum. O yüzden benim sesimi çok alıyor. Yani nefes seslerinden, yutkunma seslerinden falan rahatsız oluyorsanız şimdiden videodan çıkabilirsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, bu sunucu 1.8-1.65 arası bir Skyblock sunucusu. Bayağı da güzel bir sunucu. AliMC var burada, görmüş olduğunuz gibi. Atim Arap var. Kurucular yani. Şimdi ben size kısadan sunucuyu tanıtacağım. Şimdi arkadaşlar burası sunucunun spawn'ı. Sunucunun küçük bir çakma lobisi var. Çakma lobiden login yaptığınızda burada doğuyorsunuz arkadaşlar. Yani login'i burada değil, çakma lobide yapıyorsunuz. Ondan sonra buraya geliyorsunuz. Burada size diyor ki Skylife Network'e hoş geldin diyor kısaca. Sonra sunucumuzda şu anda aktif 29 kişi var diyor. Güncellemelerden haber olmak için Discord'a girebilirsiniz. Discord adresleri açıklama kısmında bulunmakta arkadaşlar. Ve ne diyor ki? Sitem üzerinden VIP, spawner ve anahtar alabilirsiniz. Sitelerinde arkadaşlar %50 indirim vardı. Şu an hala devam ediyordur belki siz videoyu izlerken. O yüzden açıklama kısmından sitelerine gidip %50 indirim devam ediyor mu, etmiyor mu bakabilirsiniz. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Öncelikle kasalardan başlayacağım. Şu envanterimin bir kısmını boşaltayım ki kasalardan bir şey çıktığında kaybetmeyelim. Şimdi sunucuda ödül, spawner, yılbaşı, Skylife ve WOT olmak üzere toplam 2, 4, 5 kasa var. Ama bende 4 tane var. Çünkü yılbaşı kasası daha sunucuya eklenmedi. Yılbaşı günü eklenecek. Yani muhtemel 31'inde ve 1'inde aktif olur kasa. O yüzden siz de arkadaşlar sunucuya gelip yılbaşı kasası anahtarı alıp açabilirsiniz. Muhtemelen yılbaşı eventine verilecektir. Şimdi ödül kasasından başlayalım. Önce 10.000 para çıktı, güzel. Ve 10 buğday çıktı, buğday da güzel. Farmım var çünkü, farma, buğday farmı da yaparız. Buradan 20.000 çıktı ve 64 tane demir külçesi çıktı. Çok güzel bu tek kısımdan. Skylife kasası açalım. Skylife daha önce hiç açmadım. Ne veriyormuş? 5 şans bloğu veriyormuş. Ay, 5'e de şans bloğu veriyormuş galiba. Spawner kasa anahtarı, demir blok, altın blok, zümrüt, elmas, toprak, kum, para, para, spawner, spawner, spawner. Bismillahirrahmanirrahim. Spawner çıkarsa bizim için çok iyi olur. Çünkü ben burada normal bir oyuncu gibi de oynuyorum zaten. Bir kasa anahtarı. Evet, spawner kasası kadar çok güzel. Bir tane de açıyorum. Toprak verdi. Tamam, toprak da çok iyi. Çünkü toprak slash markette çok pahalı. Ve farmlar için geldi. Toprak gerekiyor. Bu çok iyi oldu bizim için. Ve 3 adet spawner kasamız var. Şimdi buradan mob çıkarsa çok işime yarar. Çünkü level. İnek, tavuk tarzı şeyler çıkarsa da yemek çok iyi olur benim için. Ama golem falan çıkarsa o da tabii çok iyi. Şimdi bir tane açtım. Spawner'lara en son bakacağım. Bir tane daha açıyorum ve bir tane daha açıyorum. Şimdi ilk spawner'ımız zombi, okey. İnek ve domuz. Tamam. Yemek, iki adet yemek şeyimiz güzel. Bir tane de zombi var arkadaşlar. Yani kısaca XP kasabileceğiz güzel bir şekilde. Ve inek, işte deri, meri, onlar da markette güzel para ettiği için arkadaşlar. İşte zombi etidir, odur budur. Onları da satarak güzelce para elde edebileceğiz. Spawner'larımız bu kadardı şimdi. Bunları atalım envantere. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kırılan blok non diyor. Bu daha galiba eklenmedi. Mesela şöyle sağ yazayım. Oyuncu kısmında mesela rütbe, para, adet leveli, öldürme, kırılan blok ve başlangıç tarihini görebiliyoruz arkadaşlar. Mesela ben sunucuya ayın 25'inde başlamışım. 5 gün önce başlamışım. Ve şu anda 15.000 adet blok kırmışım. Yani 15.000 blok kırmışım sunucuda. 15.162 adet blok kırmışım. Mesela bakalım VIP Plus'ımız. Mesela VIP Plus adam 2200 kırmış mesela. SVIP adam 17.000 kırmış. Deneme rehber 10.000 kırmış. Bir tane daha normal rehber 15.000 blok kırmış mesela. Yani bu tarz şeylerden bakabilirsiniz arkadaşlar. Kim kaç blok kırmış, parası ne kadar falan filan. Burası arena. Buraya atlamayacağım. Buradan atlanıyor galiba ya da varıp arena yazınca içeri atıyor da olabilir. Ama şimdi spam falan var materyalimde. Arena'da item düşüyorum bilmiyorum çünkü arena'ya daha hiç girmedim. Burada VIP bilgi var. Şimdi %50 indirim var şu anda bildiğim kadarıyla. İndirim bitmediyse VIP'leri yarı fiyat olarak düşüneceğiz. Yani şu anda normal VIP sitede 7 lira. Bu 15 lira VIP Plus. Bu VIP'miz 30 lira. Ve bu VIP'miz de arkadaşlar şu an 40 lira olması lazım sitede. Yani hemen gidip alabilirsiniz videoyu izlerken. VIP özellikleri çok iyi. Çok düzgün ayarlanmış. Mesela
Normal VIP'de ne çok fazla bir özellik veriyor sana ne de çok az bir özellik veriyor. VIP Plus'a bu özellikleri biraz daha arttırıyor. Arttıra arttıra gidiyor arkadaşlar. Yani bence ürünlerdeki o sistematik şeyleri iyi uydurmuşlar bence. Onun dışında Slash Baltop var. Baltop'tan kimin ne kadar parası olduğuna bakabiliyorsunuz. Yani sunucuya gelip arkadaşlar böyle 2 gün 3 gün oynadığınızda milyarder falan olabiliyorsunuz. Yani milyoner olabiliyorsunuz çünkü para kasma biraz iyi bir sistemleri var. Yani otomatik piston sistemleri var, o var, bu var. İşte mesela şimdi birazdan göstereceğim minyon sistemleri var falan. Şimdi burada ne var? Tüccar var. Mesela tüccarda arkadaşlar slash ah gibi işte. Slash ah gibi tüccar. Ama burada istediğinizi bulabiliyorsunuz. İşte diğer diyelim mesela şu an büyü masası satan yokmuş. Mesela bakalım. Şu an tüccarda bir şey satan yok muhtemelen. Bakalım. Aynen şu an tüccarda bir şey satan yok arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ama bir şey satacağınız zaman gidip tüccarda da satabiliyorsunuz. Burada ne var? Burada VIP bilgi vardı. Aynen VIP bilgi var. Hadi kısadan benim bir adama bakalım arkadaşlar. Ben ne yapmışım? Şimdi ben şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Buraya otomatik sistem ayarladım. Burada jeneratör sistemi var sunucuda. Şimdi şöyle işliyor jeneratör sistemi de. Burada bir de jeneratör var. Sağ tıklıyoruz. Shift basıp. Burada depoyu değiştir var. Ben depoyu bu chest olarak, en üst chest olarak ayarladım. Bayağı da bir kazdım. Çok işsizimdir. Teşekkür ederim. Adım öyle ayarladım. Jeneratör yükseltme diyor. Mesela adam benim şu an 10.000 para ve adam 1.000 level olduğunda arkadaşlar. Jeneratörümü bir kısım daha yükselteceğim. %75 kırık taş, %15 taş, %5 kömür, %3 demir, %2 altın olmak üzere biraz daha seviyesi artacak. Burada auto pickup var. Buradan da jeneratörü kırdığındaki blok envanterine yerleştirilir kısmı falan. Bunları zaten ilk kısımda para vererek açıyorsunuz. Açık olmuyor. Ben bunların hepsini açtım. Bu en sonunda ayarlar var arkadaşlar. Menü ayarı diyor. Deaktifmiş mesela. Şu an jeneratörü kapatırsanız kimse jeneratörün ayarlarını açamaz misal veriyorum. İşte kırma ayarı aktif şu an. Bu pickup mikap. Burada jeneratörü siliyorsunuz. Siliyorsunuz dedim envanterinize veriyor. Burada da sahibi oluşturulma tarihi. Mesela ben 2 gün, 3 gün önce kurmuşum. Ay bugün ayın 30'u. Ben 27'sini kurmuşum mesela 3 gün önce. Jeneratörün hologramını aktif yapıp kapatabiliyorsun. Mesela benimkinin aktif olmasını istiyorum. Aktif olsun. Bir tane kırdığımda gelecek hologram. O hologramı deaktif mi ettim? Evet. Bir dakika boyunca deaktif kalacak. Bir dakika sonra tekrar aktif edebiliyorum. Burada bir adet mob trap'im var. Sunucu ilk girdiğimde moblar aktifti adalarda. Şu an değil. Ama yakında tekrar aktif olacak. Ama isteyen açıp kapatabilecek. Onu da ayarlayacaklar. Bazen böyle havada takılı kalıyorsunuz flying'ınız açıkken. Bir o sıkıntı var. Onun dışında sıkıntı yok. Burada 2 adet havuç farmı var. Havucun tanesi 5 lira ediyor. Yani 5 oyun parası ediyor. O yüzden havuç satmak bence iyidir. Şöyle ufak bir havuç farmı yaptım. Ama bunu sistematik olarak yapacağım. Ya bunları kırmanıza gerek yok. Bunlar otomatikman şunu aldığınızda kendileri kırılıyor. Şimdi çiftçi. Çiftçi sistemi bence çok iyi. Bu arada inek çıkmasını şu yüzden seviyorum. Çünkü çiftçi otomatikman inek öldüğünde arkadaşlar deriyi kendine çekiyor. Yani derisi, işte etini kendine çekiyor. Buradan gelip shift sağ tık yaptığınızda satabiliyorsunuz ama %30'unu kesiyor. Mesela benim 20 bin şu an 22 bin şeyim varmış. Kakao çekirdeğim var. Ama satmayacağım. Ama size göstermek için karpuzlarımı satabilirim. Çok az karpuzum var çünkü. Mesela 300 karpuzum var benim. Burada sol tık atarsam karpuzları envanterime verir. Sağ tık yaparsam olan 300 karpuzu da envanterime verir. Ama karpuz diyorum özür dilerim. Bal kabağını. Ama shift sağ tık yaparsam bütün konuşamadım. Bal kabaklarını satar. Mesela sattı şu an 1500 ediyormuş bütün bal kabakları. İşte bunu havuç farmı. Havuçları bilerek satmıyorum çünkü havuç farmı yapacağım. Burayı tamamen doldurduğumda büyük havuç farmı yapacağım. O yüzden havuçları biriktiriyorum. Kakao farmı şu an çok büyük bir kakao farmım yok. Ama şu anda bana kakao farmı çok iyi gelir getiriyor. Yani her satışımda bir 50-60K kakaodan para alıyorum. Ve kakao farmımı bayağı büyüteceğim videodan sonra. Yani ben para gelirim benim genelde kakaodan olacak. Ama havuç farmını da büyüttükten sonra en büyük gelir kaynağı muhtemelen havuçlar olacak. Ama şimdi inek spawnı falan da geldi. Oradan da güzel kazanç elde edeceğim. Kısaca arkadaşlar gelişmem benim daha da kısa sürecek sunucuda. Ve sunucuda her gün saat 8'de güzel güzel eventler oluyor diye biliyorum. Çünkü ben birkaç evente katılabildim. Bilgisayarımda birkaç sıkıntı vardı o yüzden birkaç gün giremedim. O yüzden birkaç evente katılamadım. Ama eventte de güzel itemler veriyorlar. Kasa anahtarları falan veriyorlar zaten. Ondan sonra slash warp yazalım. Burada kasaları gördük. Tamirciye bakalım. Tamirciye geldik. Earth tamiri otomatik. İşte buraya geliyorsunuz. Buradan elmas bir şey koyuyorsunuz. Elmas koyuyorsunuz. Bunu tamir ediyorsunuz. Mesela
Ben baltama büyü basayım. Ne basalım mesela? Baltama ben arkadaşlar mesela verimlilik 1 basabilirim. Şu an kullanmayacağım büyümü. Çünkü kendime yeni bir kazma yapacağım. Ya da kazmamı verimlilik 5 yapalım arkadaşlar. Evet. Kazmamı verimlilik 5 yaptım şu an arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kazmam verimlilik 4'tü. Verimlilik 5 oldu. Ya isterseniz normal sağ tıklayıp buradan da basabilirsiniz. Ama direkt level basarak buradan da istediğinizi basabilirsiniz. O yüzden güzel bir enchant sistemi olmuş bence. Onun dışında görmediğiniz var mı? Ona bakalım. Arena var. Takas var. Takas şu an aktif değil diye biliyorum. Aynı şekilde takas şu an aktif değil arkadaşlar. Yakında aktif edilecek takas. Ya sunucu daha şu an açıldı ama beta sürümü gibi bir şey. Gün içerisinde 60-70, 100 online bile görüyor bazen. Ama hani daha köylü takası falan yok. O yüzden hani gelip sunucuya kasılmak için çok geç değil. Çünkü gelip siz de kısa bir sürede kasılabilirsiniz hani uğraşırsanız. Mesela ben sunucuda ne kadar aktif olduğumuzu bir yerden görüyorduk. Slash profil miydi? Profil. Bakın ben şu an aktiflik sürem benim 1 gün 6 saatmiş sunucuda. Yani totalde ben 1 gün 6 saat sunucuda aktif durmuşum. Bunun en büyük nedeni de AFK bırakmam değil, sunucuda oynamam. Çünkü neden? Bir kaktüs farmı yaptım. Ben ilk mesela sunucuda piston sisteminin otomatik ve otomatik olduğunu bilmiyordum. O yüzden bayağı uğraşmıştım sistemlerle. Sonra öğrendim, bütün sistemleri kırdım. Şimdi size şey sistemini göstereceğim. Isco diyeyim. Minion sistemini göstereceğim. Minion sistemi ne? Slash market yazıyorsunuz arkadaşlar. Burada pazar var. Pazar dediğim biraz önce gösterdiğim tüccar. Burada çiftçi var. Çiftçiyi 200 bin, yok 250 bin vererek satın alıyorsunuz. Çiftçiye gidip sağ tıkladığınızda, bekleyin hemen bir çiftçiye gideyim. Ama flybug'a girmesen çok güzel olacak tatlım. Heh. Hemen çiftçiye gidelim. Çiftçiye shift sağ tık yaptığımda çiftçinin menüsü açılır. Burada sistemler, satış ayarı ve yer değiştirme var. Mesela satış ayarı diyeyim. Ha bak, ben lider olduğum için aynen. Satış ayarı şu an liderde, yani ben satıyorum. Sistemler diyor. Burada sistemleri işte açıp kapatabiliyorsunuz. Mesela bende otomatik hasat. Yani otomatik hasat ne oluyor? Ben kırmıyorum buraya gelip havucu. Bu havucu otomatikman hasat ediyor ve yeni bir havucu ekiyor. Mantıklı olarak. Birinci seviyeymiş mesela benim şeyim şu an. Çiftçi seviyelerini yükseltebiliyorsunuz. Mesela ben şu an gereken para diyor. Bende gerektiği kadar para var mı? Var. İşte sonraki kapasite diyor. Ama benim şu an o kapasiteye ihtiyacım yok. Çünkü o kadar sistemim yok. O yüzden şu an ona gerek yok gibi bir şey arkadaşlar. Ama çiftçi de böyle işe yarıyor. Çiftçinin dışında minionlar var. Minionlar işte besleyici minyon var mesela. Yerleştirdikten sonra etraftaki minyonları doyuracaktır diyor. Bu minyon madenci ve balıkçı minyonu için geçerli. Çünkü minyonlar açık uyuyor. İşte madenci minyonu arkadaşlar cobblestone generator sistemi yaptığınızda oraya koyuyorsunuz. O otomatik kasıyor veya jeneratörünüz var. Jeneratörünüz sizin için otomatikman kasıyor arkadaşlar. Mesela ben bir tane alacağım çünkü jeneratörüm için alacağım bir tane. Hatta şimdi alalım. Bu sistemi de videoda sizlerle birlikte yapalım. Mesela bir tane madenci alıyorum. Minyon diyorum. Bir tane de besleyici alıyorum arkadaşlar. Nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Şu an sizlerle birlikte kullanacağım. Isco diyorum. Buraya geliyorum. Buraya bir adet blok koyuyorum. Şöyle yapacağım burayı. Şurayı kıralım. Madencimi böyle koyuyorum. Ve madencime shift atı sağ tık yapıyorum. Sandığa bağla diyorum. Bu sandığa bağlıyorum. Evet çok iyi. Mesela şu an kırmaya başladı arkadaşlar. Kır kanka. Çok yavaş mı kırıyorsun sen? Mesela yeniden adlandır var. Açık var. Doldur var. Güney çevirme şeysi de stick var. Yükseltmek için 25 bin istiyormuş. Benim 25 binim yok. Ama ben bunu en yüksek seviyeye çıkarırım. Bu besleyici de arkadaşlar. Mesela besleyici minyonu ne yapıyoruz? Burayı da bunu buraya koyayım. Besleyici minyonu da arkadaşlar galiba besliyor. Mesela besleyici minyonu ne bilmiyorum. Onu da buraya koydum. Bir dakika. Doğuya çevirelim. Batıya çevirelim. Kuzeye çevirelim. Ha, mesela bu bunu doyuruyor galiba. O tarz bir şeyler. Yani minyonlar da bu işe yarıyor arkadaşlar. Kısa da sunucudan bahsedeceğim başka bir şey kalmadı. Sunucu dediğim gibi daha yeni açıldı zaten. 5-6 gün falan oluyor. Sunucu bayağı iyi. Şu anda da galiba YouTuber tagını falan ayarlıyorlar zaten. Ben de boşa düşmüşüm şu an. Yetki olarak YouTuber'da yetkisindeyim. Yetkiler de ayarlanıyor zaten şu an YouTuber yetkisi olarak. Diğer bütün yetkiler aktif. Sunucu bayağı güzel. Gelip oynanabilecek bir sunucu. Ben zaten sunucuda oynuyorum. Siz de gelip benimle birlikte oynamak istiyorsanız arkadaşlar gelebilirsiniz. Size para yardımı, item yardımı yaparım. Para yardımı falan yaparım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepinizi sunucuya da bekliyorum. Gelin birlikte oynayalım. Bu arada
Yakında premium paketleri paylaşacağım ama bu kanalda değil. Onun duyurusunu da Discord'dan yapacağım. Discord kanalıma gelmeyi unutmayın. Link açıklama kısmında var. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.